Halk sağlığı çalışmasını kamuoyuna açıklamak zaten bir bilim insanı için etik bir zorunluluk. Yani aksi bir sorundur. O mesela benim hiç aklıma gelmedi. Yargılanır mıyım? Öyle mi olur, böyle mi olur? Aklımdan hiç onlar geçmedi. Bizim bir önemli talebimiz oldu mahkemede. Bugünkü duruşmada Sağlık Bakanlığı'na araştırma çalışması biteli 3 yıl olmasına rağmen elde edilen bilgiler yaygın bir kimyasal kirlenmeye işaret etmesine rağmen bu konuda ne yaptığını sorduk. Ve bu sorunun Sağlık Bakanlığı'na yöneltilmesini istedik mahkemede. Ancak bu talebimiz reddedildi. Dolayısıyla hani buradan bir adım daha atarsam şunu da söylemem mümkün. Başka insanların dertleri, sorunları, temas içinde olduğum sosyal ortam, burada hani bana değsin ya da değmesin gözüme çarpan sorunlar. Evet, yani bunu bir hak savunuculuğu olarak tanımlamak mümkün mü bilmiyorum ama beni ilgilendirir. Yani ona hani gözümü kaçıran birisi olmadım. Yani bütün hani hayatımda böyle oldu açıkçası. Bülent Şık, gıda mühendisi, akademisyen, çevre ve insan hakları aktivisti. Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'nin batısında artan kanser vakaları ile toprak, hava ve su kirliliği arasındaki olası bağı araştıran raporunu kamuoyuna açıkladığı için yargılandı. Raporu hazırlayan birçok araştırmacıdan biri de Şık'tı. Göreve ilişkin bilgilerin açıklanması suçlamasından 1 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı, sonra beraat etti. Süreç Yargıtay'a taşındı. Sessiz Kalma'ya hoş geldiniz. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini bir araya getiriyor. Karşılaştıkları zorluklar, dayanışma ve direniş pratikleri üzerinden Türkiye'nin son yıllarındaki değişime ayna tutuyor. Hikayelerini, onları ses çıkarmaya iten süreçleri, önemli dönemeçlerini soruyor. Sessiz Kalma'nın bu bölümünde gıda mühendisi Bülent Şık'ın hikayesini dinliyoruz. Sonuçta çok, gerçekten çok yani yoksul bir ailede büyüdük. Hani şimdi böyle yoksulluk falan çok kaçınılan bir sözcük oldu işte. Kırılgan diyoruz, dezavantajlı diyoruz ama ben ona şiddetle karşı çıkıyorum. Yani bir şeyi adıyla anmak ve bu tip nitelemelerde politik doğrucular çok yaslanmamak gerektiğini düşünüyorum. Aman çok klişe bir şey alacak ama yani yoksul ama haysiyetli ya da yoksul ama onurlu öyle bir ailede büyüdüm. Rahatlıkla söyleyebilirim. Üç çocuklu bir ailenin en büyük oğlu Bülent Şık, 1966 yılında Adana'da doğar. Babası Hüseyin şofördür. Annesi Fatma ise evde terzilik yapar. Uğur ortanca, Ahmet ise küçük kardeştir. Dedesi Adana'da kese kağıdı satarak ailenin geçimini sağlarken, Şık'ın Sevgili Dayım başlıklı yazısında her biri birbirinden renkli karaktere sahip diye tanımladığı dayılar ise kebapçılık yaparlar. 1970'lerde geçen çocukluğunu her hafta sonu anneannelerin evine gittikleri, dayılar ve teyze çocukları bir araya gelince olağanüstü bir şamatanın koptuğu bir dönem olarak tanımlar. Mütevazi şartlar altında ama bir arada olunan yıllardır bunlar. Fakat 1980 darbesi etrafında şekillenen olaylar hem kişisel hem de toplumsal kaderde bir kırılma anlamına gelecektir. Türkiye'de bizim kuşak hani ya yani biraz gözümüzün açıldığı zamanlar işte lisedeydim. Ben 1980'deki askeri darbe olmuştu ve çok ciddi bir yıkım ve tahribat yarattı toplumsal hayat üzerinde o darbe. Ya benim ailem sol kökenli bir aile. Yani solcu geçmişe sahip bir aile. Öyle demek belki yani basitleştirme ama bir bakıma öyle. Dolayısıyla lise 1'deydim ben darbede ve çevremde işte yakınlarımız, akrabalarımız, işte abi abla dediğimiz insanların başlarına gerçekten gelen şeyleri gördüm ve çoğu da hani burada böyle rahat rahat anlatabileceğimiz şeyler değil açıkçası. Bunun üzerimizde ne kadar etkisi olmuştur
yani bilemiyorum ama derin bir etkisi olduğuna eminim hani. Dönüp baktığımda sadece ben de değil. Şık'ın anneannem giderken bizlere öyle sarılır ve ıslak ıslak öperdi ki o varken bize hiçbir şey olmayacak sanırdık diye anlattığı ortaokul yıllarında en sevdiği şeylerden biri dedesinin evine gidip anneannesinin yaptığı sucuklardan kebap pişirmektir. Bir diğer sevdiği şey ise avukatlık yapan dayısı Ahmet Albay'ın yazıhanesinde vakit geçirmektir. Hatta 1979 yılının yaz tatilini onun yanında geçirir. Benim dayım Maraş katliamı davasının avukatlarından biriydi ve darbeden 4 ay önce öldürüldü. Faili meçhul cinayete kurban gitti. Mesela onunla ilişkilerim çok hani iz bırakmış ilişkiler ben dönüp baktığımda. Çünkü ben ortaokula gidiyordum ve dayımın yazıhanesi çok yakındı ortaokula. Ben işte okuldan çıkar onun yazıhanesine giderdim. İşte böyle ne tarafı çırak gibi diyeyim yani işte çay getir su getir falan öyle. Epey bir süre, orta 2, orta 3 öyle geçti. Yakın çevre, işte arkadaşlar, annemin babamın arkadaşları falan. Başka türlü bir toplumsal hayat bence şimdiye kıyasla elbette bambaşka bir toplumsal hayat olduğunu düşünüyorum ben 80 darbesinin. Ve nedir o başkalık dediğimde 80'den günümüze uzanan 40 yılı düşünüyorum. Mesela bu toplumda kamusal düşünme halinin ortadan kalktığını görebiliyorum yani. Gerçek anlamda tahrip edildi. Yani bir düşünme tarzı, eyleme tarzı olarak o fikriyat kafamızdan yitip gitti. Ona göre kamusal düşünceyi besleyen kurumlar da darbeyi izleyen dönemdeki ideolojik dönüşümden nasibini alır. Kamu yararını gözeten bu kurumlar birer birer lağvedilir. Ailesinin gündelik yaşamı üzerinden kurumların etkisini şöyle anlatacaktır. Babam, rahmetli babam Adana'da belediye otobüs işletmesinde otobüs şoförüydü. Yani bu işte 80 öncesi, darbe öncesi başlayıp 83'te emekli olmuştu zaten. Ve babam ilkokul mezunu bir insan. Hani bunu söylerken bir derecelendirme, bir statü o bağlamda söylemiyorum. Hani ama işte sendikal çalışmaların içindedir. Bir takım şeyler arkadaşları hep böyle bu toplumsal mücadelelerin içerisinde olmuştur falan. Babam mesela eve tamamen o bağlı olduğu sendikanın verdiği bir hak ya da kazanımı olarak biz üç kardeştik. Her gün yarım litre süt getirirdi işte Adana'daki SEK fabrikasından, Süt Endüstrisi Kurumu'nun fabrikasından şişe süt. Ve bu mesela çocuk başına işte yarım litre süt. Annem o şişeleri tek tek yıkardı. Yani tamamen temizlerdi. Babam şeyi çok önemserdi yani. Aman hani bunu ben kırmadan götüreyim. Annem de derdi ki ya bu ayıp olur. Böyle kirli kirli gönderilmez. Bireyin kaderi toplumsal hayata göbekten bağlıdır. Ve büyük sorunlarla bireysel olarak değil ancak bir kamusallık içinde başa çıkılabilir. Bir gıda mühendisi olarak neden bu mesleği seçtiği sorusuna yanıt verirken en çok bunu vurgular. Böyle değil de başka bir şey seçebilirdim. O da çok mümkün. Başka bir yola düşünebilirim. Ama yani ben bireysel yaşadığımız sorunların önemli bir kısmının toplumsal hayatla ilintili olduğunu düşündüm hep. Yani buna inandım. Dolayısıyla sadece kendi sorunlarımdan yola çıkarak hayatta böyle yorulmak değil ya da kendi arzularım, kendi isteklerim onun peşinde koşarak değil. Ya ben nasıl bir dünyada yaşıyorum yani bana ne oluyor ya bu toplumsal hayat niye böyle ya da işte bir takım insanların başına bir takım şeyler niye geliyor yani. Gıda mühendisi olarak da yaptığı seçimleri mesleğini icra ediş biçimini topluma karşı sorumluluğundan ayrı tutamaz. Yani nihayetinde neye inanıyorsanız işte ona uygun bir hani yaşam sürdürmeye çabalayan birisiyim ben. Hani inançlarımla yaşadığım hayat arasında bir böyle kopma, bir uçurum ya da bir yarılma olmadı. Yani gerçekten ona çok hani dikkat eden, özen gösteren biri olduğunu söyleyebilirim. Ekşi Sözlük'te Bülent Şık başlığı altında kumbejinikli kullanıcı tarafından yapılan yorumda kardeşlik gazeteci Ahmet Şık da kastedilerek şöyle deniliyor. Bu gençleri yetiştiren anne babalarını çok merak ettim. Nereden öğrenmişler? Mesleğini aşkla ve dürüstçe eğilip bükülmeden yapan çocuk yetiştirmeyi acaba?
Halbuki Şık ailesini standart bir aile olarak niteler. Yine de annesi de babası da var olan kısıtlı şartlarda kendi kendilerini yetiştirmiş insanlardır. Aile olarak standart bir aile yani. Çok da böyle hani o Ekşi Sözlük'te ya da Twitter'da ya bunlar nasıl bir anne baba? Yo, normal işte. Çok hani çok klişe olacak ama gerçekten emeğiyle ve onuruyla yaşayan insanlar. Babam benim bir belediyede işçiydi. Ağır vasıta şoförüdür babam. Askerlikten sonra işte 60'lı yıllarda Adana Belediyesi'nde otobüs işletmesinde işe başladı. Oradan da emekli oldu. Yani bir de biraz tabii eski kuşak bir adam. Benim babam işte 35 doğumluydu rahmetli. Yani o kuşak biraz bir şoför, yani eski şoför dediğimizde biraz daha belki yaş ilerli oranlar neyi kastettiğimi daha iyi anlayacaktır. Elinden her iş gelir yani. Motoru da açar, kontrol eder, tamir eder. Arabanın her şeyinden anlar, öyle bir yetişmişliği vardı. Alaylı birisiydi ama. Yani böyle okumuş falan birisi olduğunu söyleyemem ama. İlkokul mezunu bile değildi babam. Sonradan ilkokul diplomasını aldı. Annem benim çok çabalıydı ama. Annem orta ikiden alınmış hani. İşte o zaman kız çocukları okumaz mevzusu 60'lar. Dedeme hep o konuda annem bir şey duyardı böyle. İşte hakkında şikayetlenirdi yani. İşte o dönem öyleydi falan ama işte hani kötü. Çok okuma arzusu olan bir insandı annem. İşte okuldan alınıyor. Bir terzinin yanında iştirme kurslarında bir terzilik öğreniyor. Annem evde dikiş dikerdi. İyi bir terziydi ama. Dar imkanlara rağmen okumalarında özellikle annelerinin rolü büyüktür. Üç çocuğu da okulda okurken o da onlarla birlikte ortaokulu ve liseyi dışarıdan bitirecektir. Annem bizle beraber okudu. Yani ben ortaokula giderken o ortaokulu dışarıdan bitirdi. Benle beraber. Ben liseye giderken liseyi dışarıdan bitirdi. Sonra yani epey geç bir yaşta 81 yılında belediyede işe başladı memur olarak. Yani şimdiki kadar zor değildi o zaman işe girmek, şimdi çok zor. Bülent Şık'a göre gıda mühendisliğini seçmesi biraz şans eseri gerçekleşir. Tercih sıralamasında bir üstte tıp, alt sırada hukuk fakültesi yazılıdır. Nihayetinde ona göre hakikati taşıma misyonu olduğuna inandığı gazetecilik, hekimlik, avukatlık, bilim insanlığı gibi meslekleri seçtiyseniz kamu faydasını gözetme misyonunu da taşıyorsunuz demektir. Bir yandan da bunun yüceltilen bir tutum olarak algılanmaması gerektiğini ekler. Yitip gitmiş bir şeyi söylediğinin farkındadır. Yani ben bunu kişisel hayatımda da hani Sağlık Bakanlığı davasında yaşadım hani, tecrübe ettim. Yani benim için olumsuz sonuçlanan bir davaydı ve orada da böyle illa müthiş bir ve hak savunucusu öyle bir şey hiç hissetmedim. Mahkemede de dile getirdim. Yani bir bilim insanı olmak böyle bir şeydir benim için. Basit yani. Son derece sıradan bir şey olmasını arzularım aslında. Yani yüceltilen bir davranış ya da tavır olarak algılanmış. Şık'ın son derece sıradan şey olarak tanımladığı kamu yararını gözetme çabası ülkede bir istisna haline gelmiştir. Türkiye'de bireyler konuşuyor. Yani kurumlar konuşmuyor, kurumlar susar, kurumlar devlet görüşünü, yani devletin işte devlet derken mevcut siyasal iktidarı kastediyorum. Onun görüşünün yanında pozisyon alır, o görüşün dile getirdiğini uygun lisan-ı münasiple anlatır, vaaz eder, ötesinde bir şey yapmaz. Kamu yararını gözettiğinizde istenmeyen insan olmanız zor değildir. Kamu yararını aramak, bütüncül bir bakış geliştirebilmek demektir aynı zamanda. Gıda mühendisliği yalnızca gıda mühendisliği değildir. Örneğin Şık'a göre mühendisliğin ekolojik zemini zayıftır. Ama iklim krizi gibi bir sorunu çözebilmemiz için de bu zeminin güçlendirilmesi lazımdır. Üniversitedeyken bu bütüncül bakışı sunan bir ders de açar. Gıda ve ekoloji diye bir ders açmıştım üniversiteye girdiğimde 2010'da. Ve tam da bu meseleleri anlatıyordum aslında. Çevre kirliliği, bunun gıdalara yansıması, mühendislik bakış açısının sorunları çözmekteki, özellikle iklim kriziyle ilgili sorunları çözmekteki elverişsizliği, yetersizliği. Açıkçası öğrenciler açısından hani ben ders onlarla yapmaktan çok keyif aldım. 4 yıl
sürdürebildim. Sonra o ders kaldırıldı, onu söyleyeyim. Ve kaldırılması, bilmiyorum gerçek nedeni nedir ne değildir, hani başka hesap kitap vardı belki ama. 2016 yılında KHK ile görevinden ayrılmak zorunda bırakılıncaya kadar da öğretim üyeliğinde kamu yararını mesleğinin merkezinde konumlandırır. Şık, Sağlık Bakanlığı'nın 2011-2016 yılları arasında yürüttüğü Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde çevresel faktörlerin ve sağlık üzerine etkilerinin değerlendirilmesi adlı çok kapsamlı araştırmayı yürüten akademisyenlerden biridir. Kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren bu araştırmanın sonuçları bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılmayacaktır. Ben mesela dönüp baktığımda çok naif buluyorum kendimi. Çünkü gerçekten bu kadar büyük bir çalışma, yanlış anımsamıyorsam 11 tane üniversite var işin içerisinde. Bir sürü araştırma ekibi var. Yani benim tanıdığım 25'e yakın hoca var mesela. Her biri ayrı ayrı bir ekip. Yani bu nasıl gizlenir? Hiç işin o kısmını düşünmemiştim çalışmaya. Yani gizlenemeyeceğini düşünüyordum açıkçası. Diyordum ki ne kadar güzel bir iş yapıyoruz yani biz hani bu sonrasında bu sorunların çözümü için. Sağlık Bakanlığı'nın bir değerlendirme toplantısı oldu 2015 Aralık ayında. O toplantıda ilk kez hani genel değerlendirme artık sonuç raporu yazılıyor. Çalışmanın açıklanmayacağına ilişkin bir ön sezim oldu. Oraya katılan bakanlık bürokratına bu soruyu sordum ben. Ve o olumsuz bir yanıt verdi. Dedi ki bu işte Sayın Bakanımızın yetkisinde olan bir şey. Dedim yani o zaman bu. Çünkü niye bunu sordum? O kadar problemli sonuçlar çıktı ki yani mesela Kocaeli bölgesinde çok kirli havası. Araştırmanın sonuçları korkutucudur. Kanser vakalarının fazla olduğu yerlerde kirleticilerin de yoğun olduğu açıkça görülmektedir. Fakat böylesi önemli bir rapor kamuoyundan saklanacaktır. Mesleki etik sorumluluğu şıkı bir çıkış yolu aramaya iter. Twitter hesabında alıntıladığı Miguel de Unamuno sözü anlamlıdır. Bazen sessiz kalmak yalan söylemektir. Bu sözün işaret ettiği doğrultuda oldukça yüklü verilerin olduğu rapor üzerine çalışmaya başlar. 2016 yılı Aralık ayı yanlış hatırlamıyorsam bu çalışmanın açıklanmayacağına ilişkin yani böyle ne diyeyim sezdiren bir yazıyı bir yanette yazdım ben. Hani böyle büyük bir çalışma yapıldı. 2015'te bitti. Sonuç raporu yazılıyordu. 2016 yılında açıklanacaktı ama açıklanmadı diyen bir yazı. Uzunca bir yazıydı o yazı. Biraz da o yazıyı yazmakta zorunda kalmıştım ben. Çünkü üniversite rektörlüğünde rektör yardımcısı olduğunu düşündüğümüz birisi. Biz 8 kişiyi 2016 Kasım'daki atılmamız sonrası işte bunlar vatan hainleridir bilmem nedir falan falan diye işte yerel medyaya gündem oluşturdular. Biz hatta sonra üniversite aleyhine dava açtık ama o dava kadük oldu, ilerlemedi kaldı falan. Ben de şey düşünmüştüm yani bize böyle sataşıyorlar bizim de söz almamız lazım yani. Yani ne yaptığımızı insan hani ben kendim yani ne yaptığımı anlatmaktan kaçınırım hani açıkçası utanırım yani mütevazılık bence de bir erdemdir yani ama dedim ki ya böyle olmaz hani biz rol yani o bu sert şeyin öncelikle biz kendi sözümüzle çıkmalıyız yani. Şık'ın çalışmadaki verileri tek başına kontrol etmesi bir yılı aşkın bir süreyi alacaktır. Ve nihayetinde 2018 Nisan ayında Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Kanser Eden Ürünleri Devlet Gizledi Biz Açıklıyoruz başlıklı yazı dizisiyle bunları kamuoyu ile paylaşır. Bakanlığın Cumhuriyet Gazetesi'nde ikinci günkü yazı dizisi 4 gün sürdü. İkinci gün gönderdiği bir şey var, basın açıklaması var gazeteye de gönderdi. Diyor ki orada bu bitmemiş bir çalışmadır. Çalışma sonuçları hala değerlendirilmektedir. Sonuçlar tamamlandığında gerekli işlemler yapılacaktır. Yani kamuoyuna duyuracaksa duyuracak, ne yapacaksa yapacak. Daha sonra tabii öğrendik ki yani hemen akabinde de şeyler başlamış. Soruşturmalar, savcılık soruşturmaları, yazısının ikinci günü o açıklamayı hem gazeteye gönderip hem de şikayetçi olmuş bakanlık.
Fakat bakanlık Şık hakkında halkta infiale neden olduğu, dış alımları etkilediği iddialarıyla suç duyurusunda bulunur. Bülent Şık bu süreç sonunda 15 ay hapse mahkum edilir. Bu yazı dizisi ve akabinde açılan dava kamuoyunda çok ses getirecektir. Aralarında Noam Chomsky, Judith Butler, Bruce Alberts, Nancy Fraser'ın da bulunduğu 600'den fazla bilim insanı destek amacıyla bir imza kampanyası başlatır. Şık kararı istinaf mahkemesine taşır. İstinaf mahkemesi ise verilen bilgilerin sır ve gizli bilgi niteliğinde olmadığını belirterek beraat kararı verir. Yani geçtiğimiz Nisan ayında istinaf mahkemesine itiraz etmiştik biz ceza verilen cezaya. İstinaf mahkemesi beraat kararı verdi. Siz de biliyorsunuzdur. Beklediğimiz de bir karar değil de aslında çok şaşırdık ve de hani gerekçesi de iyi yazılmış bir karardı açıkçası. Ama hemen beraat kararına hem savcılıktan, bölge savcılığından hem de Sağlık Bakanlığı'ndan itiraz geldi. Konu Yargıtay'a gitti. Aslında bu, Şık'ın bir muhalif olarak dikkat çekip çeşitli şekillerde cezalandırıldığı ilk vaka değildir. Çevre dostu gıda analiz teknikleri üzerine doktora yapan Şık, 1990-2009 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren laboratuvarlarda çalışır. 2009'da öğretim üyesi olarak Akdeniz Üniversitesi'ne geçer. 2016 yılında KHK ile görevinden alınmadan önce de hem bakanlık hem de üniversitedeki görevi sırasında muhalif kimliği sebebiyle çeşitli baskılarla karşılaşır. Kendimi böyle çok nasıl diyeyim, akademik hayatta da biraz alaylı gören birisiyim yani. Ben çok uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda çalıştım. Tarım Bakanlığı bir bürokratik kurumdu. Ama orada görev yaptığım yer hep laboratuvar oldu. Ve laboratuvarlar ben işe başladığımda biraz solcuların sürgün yeri gibiydi. İş çok olduğu için Türkiye'deki sağ olsun sağcılar da işi pek sevmediği, havadan para kazanmayı çok sevdikleri için böyle bir genelleme yapmama izin verin. Laboratuvar hafta sonu bile gidip çalışmanın olduğu bir yer. Ben orada çalışmaktan hiç yüksünmedim. Gayet de hoşuma gitti açıkçası. Hani velhasıl lisans üstümü dışarıdan, bakanlıkta çalışırken, doktorayı dışarıdan yaptığımda, üniversiteye geçişim de benim tamamen Tarımsal Araştırma Merkezi'nin kuruluşu bağlamında oldu. Yani 40 yaşından sonra üniversiteye gittim ben. Şık, üniversite bünyesinde kurulan Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi'nin teknik müdür yardımcılığı görevini üstlenir. Devlet Planlama Teşkilatı'nın bir hibesiyle toksik kimyasal madde kullanımını belirleyebilecek kapsamlı bir laboratuvarın Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmasına öncülük eder. İş öyle bir noktaya geldi ki bir süre sonra bana şey dediler, yani biz size üniversitede bir kadro verelim. Üniversiteye geçişim de öyle oldu. Alaylıdan kastım biraz olur yani. Üniversitedeki işinden barış bildirisine imza attığı gerekçesiyle çıkarıldıktan sonraki dönemde ise bu laboratuvar atıl kalacaktır. Çoğu cihazın çalışmaz halde olduğunu biliyorum yani, duyuyorum. Üzüntü verici bir şey bu. Üstüne üstlük 2014'te proje çok işleyen ve sonuçları iyi olan bir proje olduğu için Devlet Planlama Teşkilatı 14 milyon liralık bir ek bütçe daha çıkardı bize. Yani genişletin projeyi, iyi gidiyor diye. Böyle işler işte. Bir yandan da baktığınızda işte biz hani hangi suçlamalara maruz kalarak üniversiteden çıkarıldık? 11 Ocak 2016'da 1128 akademisyenin imzasıyla yayımlanan, sonrasında imzacı sayısı 2212'ye ulaşan "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiri, imzacı birçok akademisyen hakkında soruşturma başlatılmasına neden oldu. İmzacılardan Bülent Şık, 22 Kasım 2016 yılında yürürlüğe giren 677 sayılı KHK ile görevinden alınan 242 akademisyenden biriydi. KHK'lılar mesleklerini icra edemez hale getirildi, kamu hizmetine girme, özgürce edindikleri bir işle yaşamlarını idame ettirme hakları da ellerinden alındı. Biz atıldığımızda sizi birer medeni ölü yapacağız demişlerdi. İş bağlamında söyleyebilirim bunu. Büyük ölçüde başardıklarını düşünüyorum. Yani herhangi bir kurumda iş yapmak mümkün olmadı. Arkadaşlarla birlikte, KHK ile çıkarılan diğer arkadaşlarla birlikte Antalya'da oluşturduğumuz bir takım çalışmalar, bir takım projeler,
bazı kurumlardan hep geri çevrildi ve bunda KYK'lı Barış Akademisyeni olmamızın çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum ama Şık 677 sayılı KHK'nın yayınlandığı geceyi ise şöyle hatırlayacaktır. Atıldıktan sonraki yani atıldıktan hemen ilk günü işte tabii bir olağan trafik arttı yani gelenler gidenler ne oldu ne bitti biz üniversitede arkadaşlarla bir araya gelmeye çabaladık falan. Akşam tabii eve çok gelen giden oldu işte telefon trafiği sonra eşim de hani oturduk işte sohbet ediyoruz. Hadi ne olacaksa olacak dedi o yani böyle gider o. En önemli destek noktam olmuştur yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Sonra çocuklar yattı, eşim de uyudu. Ben geç yatan birisiyim, genellikle hani geç yatan birisiyim. Gecenin ikisinde bir kahve yaptım ben. Evimizin bir balkonu var, çıktım balkona oturdum. Dedim ki yani her koşulla dedim yani her ne olursa olsun ben bir şekilde dedim bilgi üretmeye devam edeceğim. Şimdi üstünden tam 5 yıl geçti. Kasım 22 Kasım'da 2016'da çıkarılmıştık. 22 Kasım'ı 23 Kasım'a bağlayan geceden bahsediyorum, ilk geceden. O dönem işsiz kalmasının yanına kardeşi gazeteci Ahmet Şık'ın tutuklanışı ve babalarının hastalığı eklenir. O günleri çok zor bir süreç olarak anımsayacaktır. Ülkenin kaderi yine kişisel hayatlarını dönüştürmüştür. Aile ve yakın dostların desteği ise bu dönemi atlatmalarına yardımcı olur. Her ne kadar üniversitede mesleğini devam ettiremese de bu dönemin ağırlığını doğru bilgiyi kamuyla paylaşarak bir nebze olsun hafifletmeyi hedefleyecektir. Biz tam da temsil ettiğimiz anlayış nedeniyle dışarıdayız. Yani sadece bir barış bildirisine attığımız imza, o bir gerekçe oldu iktidara. Başka şekillerde de biz bir şekilde tasfiye ederdi bu iktidar. Ben bundan adım gibi eminim. E nedir peki o yani? Ben ürettiğim bilgi öyle çok abartacak değilim yani nihayetinde ama evet yani kamusal tartışmalara müdahil olmaya çabaladım bir bilim insanı olarak. Kendimi bundan geri tutmadım yani açıkçası. E dedim ki madem ki hani bu bir problem olarak görülüyor ve nihayetinde toplumsal barış da gıda güvenliği içinde bir tehdittir yani. Ben onun bilimsel savunusunu da yaptım sonrasında hani çeşitli yazılarımda falan. Dedim ki olsun madem ki bu bir tehdittir bizim bilgi üretmemiz, kamusal tartışmalara müdahil bir anlayışla bilim yapmaya çabalama. Bunun önünü kesen bir siyasal iktidar var. Ben yapabildiğim kadar yapmaya çabalayacağım bunu dedim. Zaten hani bir takım yerlere yazıyordum ben işte bir takım dergilere, internet portallarına. Düzenli olarak bunu bir iş edindiğimi söyleyebilirim ya. Gerçekten şimdi 5 yıl geçti ve dönüp baktığımda yani 2 tane kitap yazabildim. Öncekine kıyasla yani atılmadan önceki dönemime kıyasla gıda, beslenme ya da işte çevre sorunlarıyla ilgili şu çok sayıda yazı yazdım ben. Gıda mühendisi akademisyen Bülent Şık bugüne kadar Cumhuriyet, Biyanet gibi yayın organlarında yazdı. Mutfaktaki Simyacı, Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler adlı kitaplarında yazarıdır. Bülent Şık, kamu yararını gözeterek her ne olursa olsun bir şekilde bilgi üretmeye devam ediyor. Sessiz Kalma, insan hakkı savunucularının hikayelerini topluyor. Savunucuların profillerine sessizkalma.org adresinden ulaşabilir, podcast kanalına abone olarak Spotify, YouTube ve Apple Podcast üzerinden yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Bölümde emeği geçenler. Röportajlar Banu Tuna, metin yazarı ve seslendirme Ceren Yartan, kayıt ve ses düzenleme Onur Temel, proje koordinatörü Kerem Çiftçioğlu. Asistan Mine Çetin.